Pro Dersler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber ücretsiz ses düzenleme yazılımı olan Audio City ile seslerimizdeki dip sesi, gürültüyü, cızırtıyı nasıl yok ediyoruz beraberce göreceğiz. Hadi başlayalım. Programı açtıktan sonra eğer bizim menülerimiz İngilizce olarak geldiyse bunu değiştirmek için Edit menüsü altından Preferences kısmından Ctrl P kısa yol tuşuyla da bu işlemi yapabiliyoruz. Oraya tıklıyorum ben. Daha sonra bu ekrandan Interface kısmına tıklıyorum. Language kısmından da İngiliz yazılı gördüğünüz gibi onu ben şöyle biraz aşağıya inerek Türkçe olan kısmını seçiyorum. Daha sonra da OK diyorum. Şu anda menülerimiz Türkçe oldu. Şimdi buraya bir tane müzik dosyası çağıracağım. Bunun için dosya kısmına geliyorum. İçe aktar diyorum. Ses kısmından Ctrl Shift tuşuyla da yapabiliyoruz. Onu seçtikten sonra buradan bir tane müziğimiz var. Onu seçiyorum. Daha sonra da aç diyorum. Ve şu anda müziğimiz açıldı. Şimdi en başa gitmek için şuradaki tuşu kullanacağız. Bunlar esasen diğer programlardan da tanıdık olduğunuz tuşlar. En başa gittim şimdi. Hemen buradan artı tuşuna ben şöyle birkaç defa basıyorum. Bu şekilde burayı büyüttüm. Ayrıca kontrol tuşuna basarak faremin tekeriyle ileriye geriye yaparak da bu şekilde küçültüp büyütebiliyorum arkadaşlar. Hangisi kolayınıza gelirse yine en başa alıyorum. Şu kısımda gürültülü bir bölüm var. Şu baş kısmı bir silelim önce. Seçim işlemini faremin sol tuşuyla basılı tutup ileriye doğru götürdüğüm zaman şu beyazlı kısım silinecek. Delete diyorum. Orayı siliyorum. Şimdi şu alanda benim bir gürültülü kısmım var. Oynatıyorum. Burada gördüğünüz gürültüyü şimdi ben kaldırmaya çalışacağım. Burayı seçiyorum. Yine faremin sol tuşuyla basılı tutarak daha sonra efektler kısmına gidiyorum. Buradan gürültü azaltma seçeneğini seçiyorum. Burada karşımıza gürültü azaltma profilini getir diyor. Bu şu anlama geliyor. Diyor ki bu müzikte buraya benzeyen ne kadar ses varsa hepsini temizle diyor. Önce profilin analizini yapacak. Daha sonra da temizlemesini yapacağız. Şimdi gürültü get profili getir diyorum. Şu anda seçti. Ctrl A diyerek ben tamamını seçiyorum. Tekrardan efektler kısmına geliyorum. Yine gürültü azaltma diyorum. Bu sefer benim o seçmiş olduğum profile göre bir temizleme yapacak. Ben buradan gürültü azaltmayı şurada gördüğünüz desibel olarak en son 48'e kadar gidebilirim veyahut da istediğim bir noktada durabilirim. Burada yine şu var. Benim burada vermiş olduğum değerler sizin müziğinizde, sesinizde uymayabilir. Burada şuna dikkat edeceğiz. Ayrıştırdığımız seslerin net olmasına dikkat edeceğiz ki bizim müziğimizden de bir şeyler alıp götürmesin. Bu belki de sesle konuşmada çok önemli olmayabilir ancak müzikler gerçekten önemli. O yüzden ben bunu şöyle biraz artırıyorum. 42 yapıyorum. Daha sonra ön izleme imkanımız var. Oradan ön izleme yapıyorum. Şu anda ön izlemesini de yaptım. Tamam diyorum. Şimdi bu alandaki gürültüyü kaldırması lazım. Şu anda gördüğünüz gibi o alanı dümdüz yaptı arkadaşlar. Burada söylediğim gibi şarkının hassasiyetini de kaybetmememiz lazım. Bu şekilde gürültüleri rahatlıkla temizliyoruz. Şöyle oynatalım bir görelim. Gürültü gördüğünüz gibi yok arkadaşlar. Yine ilerleyen kısımlarda da buna benzer bizim çalışma alanımız şurası. Burada da o tip seslerin temizlenmesini gerçekleştirdi. Şimdi bunun çıktısını alacağız. Bunun için dosya menüsü altından dışa aktar diyoruz ve MP3 olarak aktar, WAV olarak aktar diyerek hangi formatı istiyorsak onu seçiyoruz. MP3 olarak dışa aktarı ben seçiyorum. Nereye kaydedeceksem örneğin yine buraya kaydet diyelim. Şu anda burada üst veri etiketlerini ekle, şayet istersek etiketleri, parça başlığı vesaire düzenleyebiliyoruz. Daha sonra tamam dedikten sonra o kısma bizim bunu MP3 olarak çıktığımızı alıyor. Anlatım umarım faydalı olur. Hepinize iyi günler.